Bu baskın büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Ne olmuş? Yapılan ilk tahkikatte vuku bulan hadisenin Müşir Mustafa tarafından tertip edilen bir örtbas etme vakası olduğu söyleniyor. Anlamadım. Siz ne söylersiniz Sadrazam Efendi? Neyin örtbası? Müşir Mustafa'nın rüşvet aldığı, çetelerle işbirliği yaptığı ve bu olayda kendi suçunu örtbas edebilmek için Bıçak Ali'yi ve eşkıyayı öldürdüğü iddia ediliyor. Hayır. Hayır. Mümkünatı yok, olmaz öyle şey. Sultanım, buna nasıl inanırsınız? Böyle bir mevzuda adaletin tecelli edebilmesi için tahkikatin icap edilen derinlikte yapılması şarttır. O vakit mahkeme sizindir Kadı Efendi. Allah utandırmasın. Emredersiniz sultanım. Mustafa Kadı Gıyasettin'in oğlu gibidir. Gıyasettin'in omzuna çok yük bindirdik. Sultanım izin verirse Mustafa'ya birinci rütbe nişanını zat-ı haliniz taktı. Eğer Mustafa ona iddia edilenleri yapmışsa adalet hemen tecelli etmeli. Yoksa hem içeride hem dışarıda adaletiniz sorgulanacaktır. Yok eğer Mustafa'ya kumpas kurulduysa bunu Kadı Gıyasettin'den başkası çözemez. Ali. Mevzudan haberdarım oğul. Tuzağa düştük. Avcıyken hap olduk. Ali yarın defnediyoruz. Buradan bir çıkayım. Bize bu tuzağı kuranların hepsini... Şu vakit hiçbir şey yapamayacaksın oğul. Hakkında türlü töhmet var. Rüşvet aldığın ve Ali'yi öldürdüğün için mahkemeye çıkacaksın. Ne diyorsunuz hocam? Böyle iftira mı olur? Beni bu saçma suçlamalarla kimse yargılayamaz. Sultanımızın emriyle seni ben yargılayacağım oğul. Thank you.
Üstüne kuru bir şeyler verin. Yarasıyla beresiyle de ilgilenin.